Herkese merhaba anlatımın niteliklerindeyiz bugün anlatımın niteliklerinden ilki akıcılık arkadaşlar eğer bir metin kolay okunabiliyorsa ne demek kolay okunması söylenişi zor kelimeler yoksa ve paragraf çok uzun değilse o metin akıcıdır hepsi bu kadar yani e, söylenişi zor bir kelime varsa bu genellikle böyle Arapça Farsça olabiliyor ya da paragraflar çok uzunsa birbirine virgülle bağlaçla bağlanmış uzadıkça uzuyor böyle nefessiz kalıyorsunuz dikkatiniz dağılıyor okumakta zorlanıyorsanız akıcı değildir ama zıttıysa da tersiyse de akıcıdır hepsi bu kadar Açıklık da arkadaşlar hepimizin aynı şeyi anladığı yani herkes tarafından aynı şekilde anlaşılır bir de açık olmasını sağlayan şeyler var sözcükler yerli yerinde kullanılır ve noktalama işaretleri de doğru kullanılmıştır Buna bir örnek verelim. Örneğin, bağırdığını duyunca dışarıya çıktım. Şimdi bağırdığını duyunca dışarıya çıktım dediğimde onun bağırdığını duyunca dışarıya çıktım mı? Senin bağırdığını duyunca dışarıya çıktım mı? Burada açık değil işte. Bazılarımız onun diye anlar, bazılarımız senin diye anlar. Bu cümle açık değildir. Yani bu cümle e, nitelik bakımından, anlatımın nitelikleri bakımından e, açıklığa aykırı bir cümledir. Duruluk. Gereksiz sözcük yoksa arkadaşlar o duru bir cümledir. Mesela temel kazma sırasında bina az kalsın neredeyse çöküyordu. Şimdi az kalsın çöküyordu, neredeyse çöküyordu. Gereksiz sözcük var değil mi? Bunlardan bir tanesi fazla. Yani e, gereksiz sözcük var bu aynı zamanda bir anlatım bozukluğu oluyor arkadaşlar duru olmayan bir cümle anlatım bozukluğu olan bir cümledir. Mesela bu cümle duru bir cümle değil yani böyle sanki hani durusu deriz ya içinde e, yabancı gereksiz fazla hiçbir şey olmayan su burada da gereksiz bir sözcük var. Yalınlık diğer adı sadelik arkadaşlar düşünceleri süslemeden yani edebi sanat kullanmadan anlatmak. E, edebi sanatlar yoksa dümdüz söylenmişse o yalındır mesela. İnsan karanlığın üstüne ikinci bir karanlık gibi yüklenmiş yıldızların ortasındaki aya bakıyor. Şimdi şöyle bakalım. Karanlık gibi yüklenmiş. Şimdi karanlığın üstüne ikinci bir karanlık gibi yüklenmiş yıldızlar. Bayağı imge var. Burada ağır da bir imge var. E, ne demek istiyor? Çok süslü değil mi? Yani hepiniz kendinize göre yorumlarsınız. Yani özetle şöyle deseydi insan aya bakıyor deseydi ya da yıldızların ortasındaki aya bakıyor deseydi son derece e, yalın ve sade olacaktı. Ama insan yıldızların ortasındaki aya bakıyor demek yerine karanlığın üstüne ikinci bir karanlık gibi yüklenmiş yıldızların ortasındaki aya bakıyor diyerek yalınla aykırı davranmış. Özgünlük bence en fazla bununla karşılaşırsınız. E, en çok bunu öğrenmeye çalışın, bunu bulmaya çalışın. Sanatçının yapıtının kendine özgü nitelikler taşıması, yani sadece o sanatçıya ait özelliklerin olması, başkasına benzememesi, başkasını taklit etmemesi, kısacası orijinal olması. Yani hiç kimseyi taklit etmiyor, kendi gibi ise ona özgünlük diyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin, bunların hepsinin örnekleri testte, sorularda birebir ÖSYM bölümünde var. Şimdi bir konuyu ortaya koyalım, anlayalım sonra örnekler üzerinde ve testlerde detaylıca konuşacağız. Özlülük az, az sözle çok şey anlatmak. Ata sözleri için söyleriz ya arkadaşlar. Ata sözleri ve deyimler özlüdür. Az söz söylersin ama çok şey anlatırsın. Çok derin anlamlar vardır. Mesela Gariptir. Yükü çeken manda ses çıkarmaz da kanı inler. Şimdi oturun bununla ilgili bir sayfa yazı yazın. Ne demek istiyor? Yükü çeken manda ses çıkarmaz da kanı inler. İşte burada bir e, atasözü var. Şöyle bakıyorum deyim mi diye. E, yükü çeken manda... De, e, atasözü. Bir atasözü var. Atasözlerde özlülük e, vardır. Tutarlılık günlük hayatta çok kullanıyoruz arkadaşlar. Bu e, daha anlaşılabilir. Düşünceler arasında bir çelişki olmaması. Çelişki yoksa o tutarlıdır. Günlük hayatta da dediğim gibi e, tutarsız bir insan deriz. Çünkü söyledikleri, düşünceleri, bazen davranışlarında e, tutarsızlık olur. Düşüncelerin birbiriyle uyumlu olmasına tutarlık diyoruz. Doğallık gene günlük hayatta da çok kullandığımız için bence kelime kendini açıklıyor zaten. Duygu ve düşüncelerin yapmacıklığa kaçmadan içten bir şekilde anlatılması. İçtenlik diye de bazen sorularda çıkabilir arkadaşlar. Doğallık, içtenlik ya da samimiyet. Evrensellik bence burada biraz kafalar karışıyor. Evrensellik arkadaşlar yapıtın... Tüm dünyaya hitap etmesi. Bunun e, tersi de yerellik oluyor. Yani bir ulusa ait olan tüm dünyaya hitap ed ediyorsa, kendi sınırlarını aşıp tüm insanlığa sesleniyorsa o eser evrenseldir. Dediğim gibi tersi de yerellik ya da ulusallık. Bir yapıtın ait olduğu kültürün özelliklerini yansıtmasına da ulusallık diyoruz. E, bu ikisi karıştırılıyor. Buna da yıldız atıyorum. Evet, sürükleyicilik gene adından anlaşılıyor. Okuyucunun yapıtı merakla okuması, yani merak ederek okuyorsak acaba ne olacak diye merakla okuyorsak orada sürükleyicilik vardır. Etkileyicilikle sürükleyicilik farklı şeyler arkadaşlar, biraz karışıyor galiba. Etkileyicilik de bizde iz bırakması, hani çok etkilendim deriz ya, bizde iz bırakması. Ama sürükleyicilik ne olacak diye merak etmemiz. Bizde iz bırakmak zorunda değil. Merak ederiz ne olacak diye. Ama bizde iz bırakacağı anlamına gelmez. Evet bu kadar arkadaşlar. Şimdi örnek üzerinde konuştuklarımızı hepsini bir pekiştirelim parçada Orhan Veli'nin anlatımı ile ilgili hangi özellik üzerinde durulmaktadır? Şıklarda akıcılık var. Neydi akıcılık arkadaşlar? Yabancı kelimelerin çok olmaması ve paragrafın çok uzun olmaması. Böyle bağlaçlar bağlaçlar virgüllerle bağlanmaması. Etkileyicilik bizde bir iz bırakması. Durulup gereksiz sözcük olmamasıydı. Hatırlayın gereksiz e, sözcük aynı zamanda anlatım bozukluğuna sebep olurdu. Açıklık. Ee, anlam karışıklığının olmaması, hani vardı ya, senin benim e, senin onun pardon senin onun şöyle şu örneği hatırlatayım size şuradaydı arkadaşlar. Senin bağırdığını duyunca dışarı çıktım, onun bağırdığını duyunca dışarı çıktım. Eğer bu şekilde e, net anlayamıyorsak, kafamız karışıyorsa işte orada açık değildir. Özgünlük de taklit olmaması demek. Bakalım Orhan Veli'nin anlatımının ile ilgili hangisi üzerine duruluyor. Orhan Veli sürekli araştırıyor, deniyordu ama yazdıklarına her zaman kendi damgasını vurmayı da bilir. Şimdi ben buldum hemen arkadaşlar, siz de buldunuz tahminim. Yazdıklarına kendi damgasını vurmak, yani başkasına benzememek, özgünlük geliyor gibi ama devam edelim. İşte halk şiirini de işlerken kendi edasına katarak işlemiştir. Kendi edası, kendi damgası. Halk şiirinin biçimsel özelliklerinden faydalanması eleştirilmesine sebep olur. Orhan Veli anonim halk şiirine ilgi duyar. Bu sebeple türküyü şiirlerine iliştirir. Bu tarzda yazılmış şiirlerine örnek olarak Keşan, Gelirli Şiir, Delikli Şiir, Pireli Şiir, İstanbul Türküsü, Destan gibi gösterilebilir. Zaten bulmuştuk arkadaşlar. Dedik ki kendi damgasını vurmak, kendi edasını katmak, başkasına benzememek, kendisi olmak, özgün olmak yani orijinal olmak. O yüzden cevabımız E. Sanırım son sorumuzdu yani tek sorumuzdu. Evet. Böylece arkadaşlar anlatımın niteliklerini bitirdik. Karıştırdığınız bir anlatımın niteliği varsa yorumlara yazın. Ya da bunlar dışında e, böyle değişik e, anlatım niteliklerinde değişik e, başka e, nitelikler kullanılıyor. Ama onlar çok sorularda çıkmadığı için ve e, isimlerinden kolay anlaşıldığı için ben almadım. Ama sizin merak ettiğiniz, bilmediğiniz e, anlatımın niteliği varsa yorumlara yazın. Orada görüşürüz. Biz de paragrafa e, devam edeceğiz. Bir dahaki derste görüşürüz.